Herkese merhaba. Bugün sizlerle şöyle yine örgülü bir bere yapacağız. Bu sefer dört örgülü. Şöyle dörtlü örgü daha doğrusu. Bunu yaparken ihraç fazlası bir ip kullandım. Bu ipin bir tanesi 220 metre. Yard pardon. Yani ne kadar ediyor? Bakayım yazıyor mu bir yerlerde? Evet, 202 metre ediyormuş. Yani bu civarlarda bir ip bulursanız kalınlığı da yaklaşık olarak bununla aynı olacaktır. Bunu yaparken 5 ve 6 milimetrelik tığlar kullandım ben. Şöyle düşünebilirsiniz. Siz kendi zevkinize göre tığ tercih edebilirsiniz. Ama yani şurada kullandığınız tığla şurada kullandığınız arasında 1 milimetrelik fark olursa iyi olur. Şurası kasmasın diye, geniş geniş olsun diye. Bir ipten daha fazla ip kullandım. 1,5 ip yaklaşık. Bu işte ikinci ipimden kalan oldu. Umarım beğenirsiniz. Hazırsanız hemen aşağıdaki abone ol butonuna da bastıysanız başlayabiliriz. Başlangıç ilmeğimi yapıyorum. 72 zincir çekerek başlayacağım. 12'nin katlarında olması gerekiyor zincir sayınızın. Daha küçüğünü yapmak istiyorsanız bu yetişkin kadın boyu 12 eksiltebilirsiniz ya da ipiniz daha ince ise mesela 12 arttırabilirsiniz. Bu şekilde ayarlamanızı yapabilirsiniz. Zincirlerimi çekip dönüyorum. 72 zincirimi çektim. Bakın şu zincirleri çevirmeden şöyle düzgün bir şekilde alıyoruz. İlk zincirden batarak bağlayacağım. Kaydırmayla. İki zincir çektim. Bu bir trabzan değil. Zincirlerimi döndürüp şu arka ilmeklerden çalışıyorum. Battım ilkine. Bakın şu ipimi de saklayacağım yaparken. Bir, iki seferde çıkartarak bir trabzan yapıyorum. Bir sonrakine batıyorum. Bir, iki. Bu şekilde sıra boyunca ilerleyip bütün ilmeklere bir tane trabzan yapacağım. Sonda görüşelim. İlk sıramı tamamladım. 72 tane trabzanım var. İlk gözden batıyorum, bağlıyorum. İki zincir çekiyorum. Bir ip alıp ilk trabzanımın etrafından bir ön diş trabzan yapacağım. Bakın. Trabzanın etrafından geçirdim tığımı. Bir trabzan yapıyorum. Etrafından 2 3 sonraki üçlüyü arka diş trabzan yapacağım. Tığımı arkadan bu sefer trabzanın etrafından geçirdim. Tekrar arkaya çıkardım. Bu 1 2 3 3 tane ön diş yapıyorum. Ve 3 tane arka diş yapıyorum. Ve bu şekilde 3 ön diş, 3 arka diş yaparak sırayı tamamlayacağım. 3 arka dişle tamamlıyorum. İlk gözden batarak bağladım. 2 zincir, 3 tane ön diş ve 3 tane arka diş yapıyorum. Şimdi lastiğimi
Bu şekilde büyüteceğim. Şu anda 3. sıradayım. Toplamda 5 ya da 6 sıra yapabilirim. Yani aslında yapıp gözüm hoş göründüğü yerde bırakacağım. Modelimizi kuracağız. Ben devam ediyorum. Döneceğim size. 5 sıra boyunca yaptım lastiğimi ve tığımı değiştirdim. 5,5 mm kullanacağım bundan sonra. 2 zincir çekiyorum. 2 kere doluyorum ipimi. Bakın şu üçlüyü atlıyorum. Ve bundan sonra üçlü trabzanlar, üçlü ön diş trabzanlar yapacağız. Bunun etrafından ilkini yapıyorum. 4. trabzanımın etrafından. 2 kere doladım. 5. etrafından bir tane yapıyorum. 2 kere doladım. 6. etrafından. 2 kere doluyorum. Dönüyorum ve bu atladıklarımın etrafından yapacağım şimdi. İlki önce. İkinciyi. Üçüncü. Bu sıradaki tekrarımız bu. Oldukça kolay. 3 tane atlıyorum. 1, 2, 3 seferde çıkardım. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2 kere doladım. Geri döndüm bu bıraktıklarıma. Önden batarak. 1, 2, 3 tane üçlü trabzan yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar gidelim. İlk sırayı tamamladım. Bu arada 5,5 mm hoşuma gitmediği için söktüm. Tekrar 6 mm ile yaptım. Öyle daha gevşek gevşek olsun istiyorum. Siz kendi elinize göre bakarsınız artık. Şimdi şu ilk gözden bağladım. 2 zincir çekiyorum. Bu sırada şu ilk üçe ön diş trabzan yapıyorum. Bir ip alıyorum. Trabzan yapıyorum. Trabzan yapıyorum. Sadece çapraz yaptığımız yerlerde ikili trabzanlar, üçlü trabzanlar yapacağız. Pardon. Diğer yerlerde yine ikili trabzanlar yapacağız. 2 kere doluyorum. Şimdi burada çapraz yapacağım. Şu üçlüyü atlayacağım. Bu üçlüyü alacağım. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Çaprazımızı tamamlayabilmek için şu üçlüye geri döneceğiz. Ancak bu sefer böyle önden değil, bu üçlünün arkasından ilkinden başlayıp tek tek hepsini alacağız. Şöyle. Bu ilki. 1, 2, 3. İkinci. 1, 2, 3. Ve üçüncü. 1, 2, 3. Tamamladım çaprazımı. Buraya yine düz 3 tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. Bu ilk setimizdi. İkinciye geçeceğim. Aynı şeyi tekrarlıyorum. İlk üçe 1, 2, 3 tane trabzan. 2 kere doladım. 3 atladım. Şuradaki üçlünün etrafından bu birinci, bu ikinci, bu da üçüncü. 2 kere doladım. Şunu şöyle indirerek de yapabilirsiniz. Bakın indirdim. Net bir şekilde buradaki üçlü görünüyor.
Bir. İki. Üç. Ve son üçlüye normal trabzan yapıyorum. Ön diş trabzan var. Bir sonrakinde tekrar 3 tane ön diş trabzanla başlayacağım. Bunları çapraz yapacağım. Önce şu üçlüyü, sonra bu üçlünün arkasından şu üçlüyü alacağım. Üçlü trabzanlarla. Ve şuraya yine ikili trabzan. İkili trabzan. Bu şekilde devam ederek bu süreyi bitiriyorum. Sonunda görüşelim. Sona geldim. Şu ilk gözden batıyorum, bağlıyorum. 2 zincir çekiyorum. 2 kere doladım ve ilk sırayı tekrarlayacağım. 3 atladım. Dördüncünün etrafından üçlü, bir sonrakinin etrafından üçlü, bir sonrakinden üçlü. 2 kere doladım, geri dönüyorum, bıraktığım üçlüye üçler yapıyorum. 2, 3. 2 kere doladım, 3'ü atladım, buradaki üçlüye, 1, 2, 3, 2 kere doladım, bunu biraz görmesi zor biliyorum, döneceğim, 1, 2, ve 3. Ve bunu tekrarlayacağım bu sıra boyunca. Bir sonraki sırada da şu üçlüye 3 tane ön diş trabzan, bu üçlüyü atlayıp bu üçlüye 3 tane üçlü trabzan ve o üçünün arkasından, o trabzanların arkasından şuraya 3 tane üçlü trabzan ve buraya da 3 tane ikili trabzan. Bu iki sırayı tekrar ederek 20 santim edecek kadar yapabilirsiniz. Ondan sonra da bereyi kapatırız. Sonda görüşelim. 20 santimden biraz daha uzattım. Ve şöyle hani iki sırayı tekrar ediyorduk ya. İkinci sırayı bitirdim. Tekrar birinci sıraya geçeceğiz şimdi. Yani iki tane çapraz yapacağız. Şununla başlayarak. Şu üçü geçiyorum. Atlıyorum. Normalde şu üçlüye yapacaktık ilk üçlü trabzanlarımızı. İlkini geçeceğim. İkinciden itibaren başlayıp iki tane yapıyorum. Bu bir. Bu da iki. İki kere doladım. Geri dönüyorum. Ve bu sefer de ilk ikiye yapıyorum. Bir. İki. Üçüncüye yapmıyorum. Burada ilkine yapmıyorum. Yani şu ortada kalan ikiye yapmıyoruz diyebilirim. Üçlüyü geçiyorum. Dördüncüyü de geçiyorum. Beş ve altıya yapıyorum. İki kere doluyorum. Şuradaki dönüyorum. Şuradaki ilk ikiye yapıyorum. Ve bu şekilde tekrarlayarak sıranın sonuna gidiyorum. Sonuncuyu yapıp ilk gözden bağlıyorum. 2 zincir çekiyorum. 2 tane trabzan yapıyorum ön diş. 2 kere doladım, 2 atladım. 1 2 tane üçlü yapıyorum. 2 kere doladım, dönüp arkadan 2 tane daha yapıyorum bıraktıklarıma. 2 trabzan yapıyorum. Bu şekilde bu sırayı tamamlayacağım. Şimdi 2 kere doladım. Bu sefer 1, 2, 3 atlıyorum. Dördüncüye batıyorum. Bir tane üçlü yapıyorum. 2 kere doladım. Dönüyorum. İlkini üçlü yapıyorum. Bu sefer sadece birer tane de yapıyoruz çaprazlarımızı.
İlk kere doladım. 2, 3 tane atladım. Dördüncüye bir üçlü. 2 kere doladım. Döndüm. İlkine bir tane yapıyorum. Ve sıramı bu şekilde tamamlayacağım. Şimdi ilkinin etrafından bir trabzan yapıyorum ön diş. Artık şu çaprazlamaları da trabzanla yapabiliriz. Bir tane atladım. Bir sonrakine girdim. Bir trabzan yapıyorum. Bir ip aldım. Arkadakine döndüm. Şöyle alttan alıp onda bir trabzan yapıyorum. Bir tane bunun etrafından yapıyorum. Bir daha göstereyim. Aynı mantık, sadece bir trabzanla yapıyoruz. Bir tane atladım. İkinciye bir trabzan yaptım. Bir ip aldım, geri döndüm. Bıraktığıma da yaptım. Ve de bir tane şuraya yapıyorum. Sırayı da böyle tamamlayalım. Şimdi en az atmalar yapacağız. İlkinin etrafından battım. Bir ip alıp çektim. İlk ikiden çıkardım. Böyle bıraktım. Trabzanı tamamlamadım. Bir ip aldım. İkincinin etrafından batıyorum. İp alıp çekiyorum. 3 tane ilmeğim var. Hepsini birlikte tamamladım. İpimi aldım. Şimdi şu ikisini birlikte alacağız. Yarım yaptım. Yarım yaptım. Tamamladım. Bir sonraki iki. Yarım yaptım. Yarım yaptım. Tamamladım. Yarım tamamladım. İlmekleri takip ederek bu şekilde yapalım. Sonuncu ilmeğimi yaptım, bağladım. Şu ipi şöyle uzatıp artık keseceğim. Bu kadar yeterli. Şu üst kısmı dikerek kapatacağız. Ve işte bu da son hali. Şöyle bir pompon taktım. Siz kendi ipinden de yapabilirsiniz pomponlu. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şirin Örgücü Instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşünceye kadar şimdilik hoşça kalın.